Herkese merhaba. Bugün farklı bir yerdeyim. Belki arkamdan anladığınız üzere banyodayım. Yeni bir ürün, enteresan bir ürün. Ben biraz farklı ürünleri incelemek istiyordum. Gillette'in kısa bir süre önce duyurdu Türkiye'de. Aslında yurt dışında daha önce duyurmuştu. Fusion ailesinin baş bıçağı, yeni en son modelinden bir tanesi ProGlide Flexball olarak geçiyor. Enteresan bir ürün. Şimdi ben bunu kullanacağım. Birkaç gündür de kullandım aslında. Üçüncüye tıraş olacağım bu ürünle. Ne farkı var? Aslında Fusion ailesi daha önce de vardı Gillette'te. 5 bıçaklı bir bıçak yapısı var. Kullanan mutlaka vardır. Gillette değiştirilebilir başlık veya sabit başlıklı ürünleri de var. Tıraş erkekler için kullanılan veya kadınlar için de kullanılan çeşitli ürünler olduğunu söyleyelim. Fusion en son modellerinden bir tanesiydi. 5 bıçaklı bir ürün. Hatta daha doğrusu 6 bıçaklı. Şöyle 6. 5 tanesi tıraş için, yani sakallarımızı kesmek için kullanırken, hemen şurada görüyorsunuz zaten, şurada konumlandırılmış. 6. da üst kısımda yer alıyor. Şuradan göstereyim. Şurada. Bunların detaylarını zaten çekeceğim, koyacağım videomu. 6. da burada yer alıyor. Bu 6. favorileri düzeltmek için. Şu şekilde çekerek favorilerimizi düzeltiyoruz. Ama Fusion ailesi bu modelde de yenilendi. Yani bıçak, mesela bir önceki nesilde bıçaklar böyle değil. Biraz daha inceltildi, daha geliştirildi vesaire vesaire. Ben de toplantısına gitmiştim. Toplantıda şöyle bir kutu verdiler bize. Böyle. Ne var diyeceksiniz bu kutunun içinde? Efendim, göstereyim size. Açıyorum bakalım kutumuzu. Tıraş deneyimi, tıraş yerinden keşfedildi diyor. Gillette Fusion ProGlide Flexball teknolojisi. Uzun da bir isim var. Söylemesi de zor. Evet, kutuyu açtım. Ne var kutuda? Kutuda aslında enteresan şeyler var. Şöyle göstereyim size. Tabii bu normalde kutuda böyle bir kutu verilmiyor da ben şey yapıyorum. Bana verildiği için size anlatayım. Milattan önce 3000 taş varmış. Taş da insanlar tıraş olunmuş. Daha sonra bakır plakalar milattan önce 4000 yılında. Milattan önce 30.000 yılında taşla. Milattan önce 4000 yılında bakır plakalar. Şöyle plakayı da koymuşlar. Bakın güzel, gayet güzel. Bunda devre basılabilir, güzel bir bakır. Daha sonra ustura gelmiş 14. yüzyılda. Epey de vakit geçmiş yani. Ustura var. Çalışan bir ustura bu arada. Üzerine jilet takarsak çalışacak. Bir de tabii flex bulu. Onu çıkarttığım için ben, siz burada görmüyorsunuz normalde. Şurada duruyor. Böyle bir kutuyla bize verdiler. Bakalım, ben de bir test edeyim dedim. Ben zaten uzun yıllardır jilet kullanıyorum. Genelde Mach 3 en son. Mach 3'te kalmıştım ben. Çok da diğer modellerine geçmedim. Şimdi burada hemen canlı olarak tıraş olacağım. Bu tıraş olmayla beraber de bakalım sonuçları hep beraber göreceğiz. Şurada banyoda olduğum için sıcak suyu da açıyorum. Bir yandan da su doluyor şu anda. Su ısınıyor. Şimdi tabii bu ne sağlıyor diyecek olursak, şimdi burada Mach 3 var elimde. Bu da Flexball. Mach 3'te 3 tane bıçak var adından anlaşılacağı üzere. Fusion'da az önce söyledim 6 bıçak var. 5'i tıraş için kullanılıyor. Bir tanesi de favorileri düzeltmek için kullanıyoruz. Şimdi ben kullanım deneyimini de söyleyeyim şöyle. 2-3 kez tıraş aldım. Bir kez 3 bıçağa göre çok daha başarılı, onu söyleyeyim. Keşke ben daha önce geçseymişim diyorum. Pek ihtiyaç duymamıştım. Bir de adetli almıştım Mach 3'ün kartuşlarını. O yüzden onları ziyan etmemek adına da mecburen kullanmaya devam ettik. Hemen şurada aynı zamanda ayna gibi de kullanayım. Evet, aslında aynada bakıyorum bir yandan. Şimdi ne sağlıyor? Hemen söyleyeyim onu. Kafası oynayabiliyor. Şimdi erkekler tıraş olurken evet, böyle hani garip bir hareketler yaparız. Şurayı yapalım, böyle yapalım filan diye. Veya işte dilimizi koyarız işte çenemize ki daha rahat kessin diye. Flexball'un bunu engelli olduğunu iddia ediyor. Çok iyi, nasıl yapabiliyor bunu? Şöyle bakın, şimdi şurada bir mekanizma var. Şu anda ekranda görüyorsunuz, şöyle bir mekanizmamız var. Kafası belli bir açıda sağa doğru ve belli bir açıda sola doğru oynayabiliyor bu tıraş makinesinin. Bakın görüyorsunuz. Bu sayede hani kıvrımları otomatik olarak siz hani ağzını, kafanızı veya makineyi oynatmadan otomatik olarak tıraş ettiğini iddia ediyor. Vallahi ben test ettim, hani öyle inanılmaz bir fark yok açık söylemek gerekirse. Hani
bir füzyonda tıraş olsaydım, neden 3 bıçak bile tıraş oluyorum zaten. Çok büyük bir fark olmuyor. Bir yandan da ben tıraş olmaya başlayayım aslında, güzel olacak. Ama tabii fark ediyor. Gerçekten de yani tek seferde çok rahat bir şekilde sakallarınızı alabiliyorsunuz. Bu hani geliştirilmiş olması da bence muhtemelen işe yaramış durumda. Şimdi şöyle bir yandan anlatırken bir yandan da tıraşımızı alalım. Bu üst kısımda bulunan yumuşatıcı yüzey özel olarak geliştirilmiş. Alt kısımda da öyle bir hani sakalı tutmaya yarayan bir mekanizması da var. Şöyle. Yani gerçekten böyle tabiri caizse yağ gibi kayıyor cihaz yüzümüzde. İşte şurada mesela şimdi hareketleri bakın şöyle yapayım. Bu arada normalde ben yani banyo yaptıktan sonra veya sıcak suyu iyice yedirdikten sonra tıraş olurdum. Burada biraz daha hızlı bir şekilde. Şu anda neredeyse soğuk suyla oluyorum. Maskerlik günlerim aklıma geldi. Yani gayet iyi bir şekilde alıyor. Ama tabi burada 5 bıçakta olmasının, bıçakların daha da geliştirilmiş olmasının önemli etkisi var. Flexball'un bir de Power diye bir versiyonu var. O pille çalışıyor. Daha önce aslında farklı modelleri vardı. Yine jiletin pille çalışan. Titreşim sağlayarak daha iyi kestiğini söylüyor. Ben kullanmadığım için bir yorum yapmıyorum onunla ilgili. Ama muhtemelen bundan bir tık daha rahat olacağını düşünüyorum. Evet, ben şimdi fazla yapmayayım öyle. Evet. Şimdi tıraşımızı da olduk. Yani ben gerçekten beğendim. Bu tabi bu kafa mekanizmasına bastığımız zaman ucunda kırmızı bir düğmesi, düğme gibi aslında bu. Tam olarak düğme olduğu anlaşılmıyor. Çıkıyor. Yeni kartuşumuzu, yeni bıçağımızı takarak yine kullanmaya devam ediyoruz. Bu şekilde bir mekanizmamız var. Bence gayet başarılı olmuş, onu söyleyeyim. Şimdi ekrana bakarak tıraş alıyorum. Tabii yine o bizim o biz erkeklerin o garip hareketleri şöyle yapmalar pek kalkmıyor. Ben biraz refleksif olarak hala devam ediyor bende. Evet. Şimdi şöyle saçımızı olduk. Şurada kalanlar var. Gerçekten de vallahi bence başarılı oldu. Dediğim gibi üçüncüye kullanıyorum şu anda bunu. Üç bıçakla göre çok çok iyi onu söyleyeyim. Ama daha önce 5 bıçakla kullandıysanız Fusion muhtemelen 3 aşağı 5 yukarı aynı deneyimi sunuyor. Yani firmanın iddiası bu hareketleri ortadan kaldırdı ve daha iyi oldu söyleniyor ki tabii ki sonuçta bir geliştirme yapılmış. Hatta şu favori bıçağını da kullanmış olayım ki onu da görün nasıl olduğunu. Şöyle yapıyoruz ve işte favoriler de hazır. Şurayı da aldık mı? Evet. Evet, favorilerimiz tamamdır. Şimdi bakalım şey kalmış mı? Herhangi bir yara bere yok. Yanma hiçbir şey yok. Öyle söyleyeyim. Yanma hissi vesaire zaten yok. Şöyle bir kabloyu da temizleyelim bakalım. Valla Flexball güzel olmuş. Ben beğendim. Yani tıraşı gayet güzel bir şekilde yapıyor. Şöyle bir temizleyelim bıçağımızla. Sizin de karşınızda gerçek zamanlı olarak hani şeyimiz yok, hile yok, hurda yok. Tıraşımız oldu. Güzel bir tıraş olduk. Soğuk suyla olmama rağmen herhangi bir yanma vesaire yok. Böyle hani sinek kaydı tabir edilen bir tıraş oluyor. Güzel bir makine olmuş. Hani
Ya zaten varsa almaya değer mi? Çok şart değil bence ama hani Fusion varsa Fusion'da bunu kullanmak, Fusion'dan buraya geçmek çok mantıklı olmuyor ama benim gibi eski nesil kullanıyorsunuz yani işte Mac 3 kullanıyorsanız, kartuşlar da bitti, ton şeyleri yani uçları da bitti, yeni bir şey alacağım vesaire diyorsanız aslında geçilebilir. Ama hani çok mu şart mı? Değil. Ama hani yeni bir teknoloji daha iyi, daha güzel sinek kaydı yapıyor filan. Fiyatına gelecek olsa 24 lira civarında satılıyor şu anda. Çeşitli kampanyalar, geçen bana bir Hepsi Buradan kampanya gelmişti. Mesela 12 liraya alabiliyordunuz orada. Kartuşlar da 3 aşağı 5 yukarı şu andaki kartuşlarla işte benzer fiyatlar. Bir parça yüksek tabii ki. Özel bir tasarım olduğu için buna uygun kartuş almanız gerekiyor. Yani eski kartuşlar buna takılamıyor. Onu da belirtmiş olayım. Ama gayet başarılı olmuş. Jilet güzel bir iş çıkarmış. Ama hani öyle ölümcül derecede hayatınızı kolaylaştıracak böyle inanılmaz bir şey değil tabii sonuçta. Sonuçta bir tıraş makinesi ve tıraş oluyorsunuz. Ben beğendim. Ama alıp kullanmamak, kullanmamak size kalmış bir şey. Dediğim gibi, incelemede de söylediğim gibi bunun bir de power olanı var. Yani pille çalışıp tek bir pil takıyorsunuz, titreşimle de tıraş ediyor. Belki bir, o bir tık daha rahatlık sağlıyor olabilir. Onu da test etmedim. Farklı bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz böyle teknoloji dışında ama teknolojide de dolaylı onlarla ilgili şeylerle ilgili çalışmalar yapacağım. İncelemeler yapacağım. Her türlü yorum, eleştiri ve önerinizi bu videonun altına, YouTube kanalıma, istediğiniz yere, özgürçetin.com.tr'ye, şuraya, buraya, nereye istiyorsanız, Twitter adresime, Facebook sayfama gönderebilirsiniz, bırakabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı bir incelemede karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.